Herkese merhabalar, ben Ergün Oyundan Ali. Oyundayız'ın 19. bölümünde size Hearthstone'u anlatacağım. Hearthstone, Blizzard'ın yeni çıkacak oyunu. Şu an henüz beta'da, daha çıkmadı. Free to play olacak oyun, in-game shop'u var. Değişik bir oyun Blizzard'ın böyle bir adım atması. Trading Card Game severleri bayağı bir sevindirdi. İçinizde TGS'i bilmeyenler, mantığını bilmeyenler olduğunu biliyorum. O yüzden bu bölümde size işte basic'leri, ana hatları falan anlatacağım. Oyun nasıl işliyor, mantık nedir? Bundan sonra da PvP videoları atmayı düşünüyorum. Class'larla ilgili. Şimdi oyun içinde bir store var. Önce deck'lerden başlayalım. Deck diye bir terim var. Deck 30 kartlık serilerin oluşmasına, her bir seriye daha doğrusu deck deniyor. Bu deck'lerle siz başkalarıyla kapışıyorsunuz veya AI'la, yapay zekayla. Burada sizin kartlarınız var. My Collection dediğiniz zaman kartlar görevler yapılarak veya level kasılarak açılıyor. Ya da işte satın alıyorsunuz. Pekler. Bir peki açtığınız zaman işte içinden 5 tane kart çıkıyor rastgele şansınıza, hangi klasa çıkarsa. Oyun World of Warcraft'tan esinlenerek yapılmış bir oyun. Klaslar, skill'ler, karakterler, minion'lar tamamen WoW'dan esinlenerek yapılmış bir oyun. Müzikler bile çok benziyor ki oyunun müziklerini ben çok 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 beğendim. Onu da söyleyeyim. Burada benim decklerim var. Mesela hazır kendi yaptığım deckler. Oyunun kendi deckleri de var. Yani basic ilk başta size verdiği hazır, yani uğraşmadan oynayabildiğiniz deckler de var. Ama burada istediğiniz gibi hangi karttan seçmek istiyorsanız onu alabiliyorsunuz. Sizinle beraber bir tane deck yapalım mesela. Öncelikle İngilizcesi olmayan arkadaşlar için alışmaları biraz uzun sürecek. Bazı terimler var. Onlara alışırsanız sıkıntı yok gerçi de. Mesela yeni bir deck diyorum. Class seçiyorsunuz. Oyunun ilk başında bütün klaslar açık değil. Belli klaslar açık. Diğer klasları yenerseniz o klaslar da açılmış oluyor. Onlarla oynayabiliyorsunuz. Ben Priest oynadım bayağı bir. Level 13 Priest'im var. Normal level mantığı var WoW gibi. Şu anda maksimum level 60. Mesela Priest diyorum. Yeni deck'imi seçeceğim class. Şimdi burayı 30 tane kartla doldurmam lazım. Görüyorsunuz şurada. Oyunda mana mantığı var. Şimdi her kartın istediği bir mana var. Oyunun içine girince göreceksiniz. Daha kolay anlayacaksınız daha doğrusu. Her elde harcayabildiğiniz mana miktarı bir artacak. Şimdi ben uğraşmayacağım ama öyle bir göstereyim dedim. Hazır yapılmışla oynayacağız. Oyunun içinde daha iyi anlayacaksınız. Mantık şu. Kendi deckinizi oluşturmak için ihtiyacınız olan şey... Şimdi ben bir class seçtim ya, Priest. Her class'ın kendine özel bir skill'i var bir kere. Basic bir skill'i var, ufak. Şurada üstüne geldiğim zaman görüyorum mesela. Restore 2 heal diyor. 2 heal'lıyormuş. Lesser heal. Priest'in skill'i bu mesela. Ama Priest'in özel kartları var. Kendine özel. Bunlar mesela Priest kartları. Deck'in özelliği şu. İsterseniz hepsini natural da seçebilirsiniz. Natural kartlarda her klasın kullanabileceği kartlar demek. Yani herhangi bir şey özel değil. Ben bunu Warlock'ta da seçebilirim. Warrior'da da seçebilirim. Ama bunları seçemem. Bunlar Priest özel kartlar. Ben kendime özel bir şey hazırladım. Deck. Hemen onunla bir practice yapalım. Ne diyor? No. Geri dönmek istiyorum. Ha tamam, oluşturdu. Neyse, kullanmayız. Practice diyoruz. Oyunun içine girelim. Daha iyi anlayacaksınız. Custom Priest'ımı seçtim. Şu anda ben yapay zeka ile oynayacağım. İstersem normal birileriyle oynayabilirim ama size göstermek için bir yapay zeka ile oynayacağım. Bahsettiğim ilk deckler de şurada. Oyunun size hazırladığı. Direkt hiç uğraşmadın. Ama içinde ne olduğunu falan bilmiyorsunuz tabii. Sürpriz. Gördüğünüz gibi level'lar var burada. Oyunda quest mantığı da var. Size quest'ler veriyor falan. Quest'leri tamamlayarak gold kazanıyorsunuz. Gold burada. Gold'larla pack alıyorsunuz. Bir pack 100 gold. Ve her pack'in içinden 5 tane şansa kart çıkıyor. Siz tek tek işte satın aldıktan sonra o kartları açıyorsunuz. Hangi klası olduğu orada yazıyor. Sürpriz yani. İstediğiniz de çıkmayabilir. Şimdi kime karşı oynamak istiyorsun diyor. Mesela ilk başta Warrior'dan başlayalım. Warrior Reader. Warrior Candor. Bir de
Garrosh. Victory or death. The light shall bring victory. Warcraft hikayesinden ünlü karakterler var, klasları temsil eden. Bir de benim yapay zeka ile oynamamın sebebi şu an size anlatırken, hani başka birisiyle oynasam adam beklemek zorunda kalacak falan, ayıp olur. Şimdi en basitten başlıyorum, hiç bilmeyen için anlatıyorum. Oyun başladığı zaman ilk ele kim başlayacaksa onun elinde 3 tane kart gösteriyor. Gördüğünüz gibi şu sağ tarafta benim 30 kartım duruyor. Adam 4 tane kartını seçmiş, görüyorum. Sizden istediği şu an beğenmediğiniz kartları, oyun başına özel bir mevzu bu sadece. Beğenmediğiniz kartları değiştirebiliyorsunuz. Mesela benim burada beğenmediğim bir kart yok. Neden? Çünkü az mana isteyen kartlar geldi bana. Ve fena kartlar da değil yani. Oyun başında böyle az, şu istedikleri mana şurada yazıyor. Bir manayla başlıyorsunuz ilk el. Gittikçe artıyor. Her el size geldiğinde bir fazla mana kullanabiliyorsunuz. Confirm diyorum. Evet. Bir tane kart çekeceğim ben şimdi. Her ele başladığınızda yeni bir kart çekiyorsunuz. Ondan sonra kartları ufak ufak tanıtmaya başlayalım. Şurada gördüğünüz kırmızı şey HP. Can yani. Hero'nuz öldüğü zaman oyunu kaybediyorsunuz. Böyle hero'ya tıklayıp hazır şeylerden konuşabiliyorsunuz mesela. Tabii AI olduğu için cevap vermeyecek de. Mesela bu bir spell. Şimdi minion ve spell diye ikiye ayrılıyor kartlar. Minionlar ortaya koyduğum, yani masaya koyduğum ve benim adıma savaşacak olan şeyler. Mesela bu bir minion. 3 damage var. 2 HP'si var ve 2 mana istiyor kullanmak için. Ben bunu ortaya attığım andan itibaren, bir de minionların özelliği şu. Her el bir kere kullanabiliyorsunuz. Yani ben bunun 3 damage'ine bir kere kullanabilirim her el. Ondan sonra uyuyor. Uyuma moduna geçiyor. Bu bir spell mesela ve Priest'e özel bir spell. Şeyden, üstündeki sarı efektlerden falan anlayabiliyorsunuz, çizimlerden. Circle of Healing. Bütün minionlarımı 4 heal'lar diyor kullandığım zaman ve hiç mana istemiyor. Bu arada kartların çizimleri falan yani bayağı iyi. 2 damage vuruyormuş Holy Smite. Yine Priest skill'i. Priest skill'i yine Mind Blast. Karşıdaki hero'ya 5 damage vurur diyor. Şimdi şu anda bir isteyen bir bu var. Manam da burada gördüğünüz gibi. Şu da benim size bahsettiğim class skill'im. Şu anda bir mana kullanabiliyorum ve bir mana isteyen bu var. Getiriyorum, basılı tutuyorum. Karşı hero'ya bastığım zaman 2 damage vurdum. Şu anda benim manam bitti. Mana isteyen herhangi bir şey kullanamam. Bunu da kullanmak şu an saçma olduğu için end turn diyorum. Karşıya bırakıyorum sırayı. Bir tane minion kullandı arkadaş manasıyla. Bunlar da işte benim hep hazırladığım, o az önce gösterdiğim yerden hazırladığım kartlar. Burada hangi kartlar olacağını kendiniz seçiyorsunuz ama rastgele geliyor oradan kartlar oyun içinde. Her el. Bir tane içinden çekiyorsunuz. Öyle düşünün. Ne olacağını karar veremezsiniz yani. Mesela bana 5 manalık bir şey geldi. Uzun bir süre kullanamayacağım bunu. 3 turn. Bütün karakterlerimi 2 heal'layan bir şeymiş. Aynı zamanda da 4 damage'i ve 5 HP'si var. Normal minion olarak da kullanabiliyorum yani. Şimdi 2 manamız var ve yapacağımız şey ortaya bir minion atmak. Manamız kalmadı. Devam diyoruz. Bazı şeylerde de, mesela şu an kullandığı bazı klaslarda da silah skill'leri var. Warrior beni yenebilir bu arada. Çok pro'yum zannetmeyin. Bir de AI. Her neyse. Bu silah skill'leri, yani hero'larda normalde damage yok. Bu silahlar sayesinde, bu da bir, bunu bir kartı kullanarak aktif etti bu adam. Bana saldırabiliyor hero'suyla. Şimdi 3 manamız var. Elimizdeki kartlara bakıyoruz. Şu anda makul kartlarım. Bu bir priest kartı. Bunun özelliği şeymiş mesela. Bunu ben ortaya atıyorum. Normal minion bu. Herhangi bir karakterim heal'landığı zaman bir tane kart çekiyorum. Bu ortadayken ve aktif haldeyken. Bunu bir kullanalım. Şu anda direkt ilk kullandığınız zaman, şimdi charge diye bir özellik var. Göreceksiniz çıkarsa.
bazı minyonlarda charge diye bir özellik var. Charge olduğu zaman kullanır kullanmaz damage vurabiliyorsunuz o minyonla. Ama normalde standartta kullandığınız zaman aktif olmuyor. Şimdi 2 mana isteyen bir Mind Blast spell'im var benim. 5 damage vuruyor karşıdaki hero'ya. Bunu kullanayım son manamla. Ve gördüğünüz gibi az önce kullandığım Raptor, Bloodfang Raptor kartım aktif halde şu an. Şimdi mantık şu, saldırma mantığını da göstereyim size. Karşıdaki Murloc'un 1 HP'si ve 2 damage var ya. Bende 2 damage var, 2 HP var. Ben gelip bununla bu Raptor'u vurursam eğer Murloc'a bunlara da büyük ihtimal işte WoW oynayanlar falan aşina olacak karakterlere. Bu arada müzik bayağı iyi. Ben bu Raptor'la bu Murloc'u vurursam bu bana 2 damage vuracak. Karşılık verebiliyorlar birbirlerine. Minionlar. Ve benim Raptor'um ölecek. Bu da ölecek. O yüzden ben çok mantıklı bulmuyorum şu an için. 3 damage'i hero'ya vurmak bana vakit kazandıracak gibi geliyor. Başka kullanacağım bir şey yok. End turn diyorum. Bayağı ayrıntılı açıklıyorum. Yani olayı çözen arkadaşlar kusura bakmasın. Hiç bilmeyenler için anlatıyorum. Bundan sonra çekeceğim videolarda, bu arada o herif aldı beni. Aha mesela geldi bir tane. Bundan sonra çekeceğim videolarda hiç anlatmadan sanki biliyormuşsunuz gibi oynayacağım. Charge'lı bir tane Wolf Rider'ımız geldi. Zaten şu anda pek makul kullanabileceğim bir minyonum yok. Bastım. Gördüğünüz gibi aktif oldu, diğeri gibi değil. Tıklıyorum. Bu Warrior'ın da kendi class skill'i kendine armor basıyor, artı 2. Yani benden bir farkı yok gibi bir şey. Şimdi bu ilk koyduğumuz Northshire Cleric duruyor hala. Karşılık veremediği için hero'lar, yani sonuna kadar kartlarınızı kullanmak amacıyla kullanabilirsiniz, vurabilirsiniz hero'lara. Başka vuracak kimse yoksa tabii. Evet, bazı karakterler de yanında böyle şeyler summonluyorlar. Vurdu ama alamadı beni. Sıra bende. Priest kartı çektim. Diyor ki bir minyonun HP'ni ikiye katlar diyor. Şu anda elimdeki kartlar benim pek bir işime yaramıyor. Kullanabileceğim bir bu var. Bunu atabilirim ama daha iyi bir zamanda kullanabilirim yani düşündüğünüz zaman. Çok fazla minyonum olduğunu düşünün, HP'leri gitmiş. İstersem hiçbir şey yapmayabilirim. Şimdi şu kartım sayesinde ben şu an birisini healladığım zaman bir tane kart çekeceğim. İki manam gitti ama bunu kullanırken. Şimdi taunt mantığı çok önemli. Bir sonraki turn göstereyim. Manam yok ya şu an, kullanamıyorum. Hazır kullanmışken göstermiş olurum. Şimdi bu 3 vuruyor. 1 HP'si varmış. 3 HP'si kalmış şu minyonun. Bunu bir harcayalım. 1 HP 2 vuruyor. Bunu alırım ve 1 HP'm kalır. Çok güzel. Kullanacak pek bir şeyim kalmadı. 3 manam var. Mana ziyan oldu. End turn diyoruz. Execute diye bir skill kullandım mesela. Bu WoW'da da var bu skill. Direkt öldürüyor. Card'ın özelliği bu. Bir minion'ı öldürüyor. Tek hit. Ama bir tane daha troll çektik bu arada. Sengen Shieldmaster. Şimdi taunt özelliği olan minionlar defansif minionlar. Ve özellikleri şu. WoW'u oynayanlar bilir taunt'un ne olduğunu. Etrafında böyle bir shield çıkacak. Bu minion'ın özelliği, diyelim ki adam bir minion kullandı. Aktif bir minion'ı var. Ve benim hero'ma vurmak istiyor. Bu karakter burada olduğu sürece benim hero'ma vuramaz bu adam. Yani bu karakter ölene kadar bu adamı vurmak zorunda. Göğüslüyor yani. Kendini öne atıyor gibi bir şey. Bu şeye, minion'a şunu kullanabiliriz mesela. HP'sini arttırmakta fayda var. Tabii başka execute varsa tek hit de alacak beni ama riski alıyorum. Kullandığım kart minion'ımın HP'sini ikiye katladı. End turn diyorum. Bak o da taunt kullandı. Ve 6 mana isteyen ve özellikleri benden daha çok olan bir minion. Yine taunt çıktı. Bayağı taunt var şeyde, deckte. Spellcaster'larda falan genelde çok taunt oluyor. Gerçi onun da bilgisi yok da. Evet, ikinci bir taunt kullanabilirim. Hatta üçüncüyü de kullanıyorum. Hiç utanmadan.
Şimdi ben bununla bu elemana saldırırsam benim 4 HP'm kalacak. Hayvan gibi damage'i var gördüğünüz gibi. Bir sonraki turn'da beni alabilir ama ben de onu alırım. Bilmiyorum şu an buna saldırmak doğru olur mu ama şunu göstermek açısından söyleyeyim. Gördüğünüz gibi saldıramıyorum. Uyarıyor beni. Buna saldırman lazım diyor. Neyse heal'larız bir sonraki turn. Hayatta kalırsa tabii. Büyük ihtimal alacak beni de. End turn diyorum. Bu arada oynadığımız masalar oyun masaları. Şu an gördüğünüz gibi masanın üstünde şeydeyiz. Nasıl diyeyim? Bir board game gibi düşünün. Bunlarla falan oynayabiliyorsunuz canınız sıkıldığı zaman. Buradan alıyorum taşı. Vuruyorum falan. Bu iniyordu aşağı ha. Eleman Grubaşı Berserker bastı. Grubaşı Berserker'ın olayı ben bu minion'a her vurduğumda tabi bu kartlara gittikçe alışmanız lazım. Direkt olmaz. Zorlamayalım yani. Ben bu minion'a vurduğum zaman damage'i 3 artıyormuş. Yani damage aldıkça damage'i artan bir minion. Şimdi şu arkadaşın 1 HP'si kalmış. Ben şu Tauntlet'ü feda etsem mi? Edelim feda. Bunu bir alalım. Şunun 7 HP'si var. Vurmak da istemiyorum ama eleman kendine 4 armor basmış ki totalde 22 HP yapar. Şimdi bu güzel bir kart. Olayı şu. Priest kartı. Power Reverse Shield. Çok uyuz bir skill'dir. Priest oynamayanlar için WoW'da. 1 mana istiyor. Herhangi bir minion'ıma 2 HP veriyor. Heal'lamıyor. Burada aradaki fark çok önemli. Heal'layan yani restore eden kartlar var. Bir de veren kartlar var. Ben bunu bastığım zaman 7 HP'si olacak bu karakterin. Ama normal sadece heal'layan bir şey olsaydı 5'te kalacaktı. Yani total HP'sini artıyor. Ve artı draw ve kart yazıyor. Draw ve kart yazıyorsa eğer bir tane kart çekeceğim demektir. Bunu kullanacağım. Evet, güzel bir kart. Fena değil. Şu an işime yarayabilir. Normal bir minion 3'e 3. Bunu kullandığım zaman masamdaki herhangi bir minion'ıma 1-1 özelliği verebiliyorum. Yani 1 damage'ini 1 HP'sini arttırıyorum. Bunu ben Taunt'lu arkadaşta kullanmak istiyorum. 4 manamız kaldı. İkisiyle kendimizi heal'lıyoruz. Şimdi bu adamı benim öldürmeme yetmeyecek bu. Bunu vurursam da 6 HP'm kalacak. Bunun artı 3'ü 5 damage verecek buna. Bu beni öldüremeyecek. Hadi bu riski göze alıyorum. Neden hero'ya vurmadım onu da bilmiyorum ama bunu bir an önce ortadan kaldırmak istiyorum. Uyuz oldum. Evet, enter. Oo. Manalar arttıkça güçleri de artıyor tabii minionların. Eleman bana vurdu ve geriye aldığı damage ile öldü. Şimdi 1 HP'si kaldı bu elemanı. Bu elemanı hayatta tutmak lazım. Çektiğim kart Voodoo Doctor. Troll Doktor. Bunu kullandığım zaman istediğim birisine 2 HP heal'layabiliyorum. Kendimi de heal'layabilirim. Ama ben burada Taunt'u heal'lamayı tercih ederim. Class skill'imizi de kullanalım. Kaldı 6 armor'umuz. Şunu artık çıkarayım diyorum. Hem de heal'lamış olurum. Herkese heal'lıyordu hatırlıyorsunuz. Bunun total HP'si kaç acaba ya? Artı 2. Bir daha 8. Toplamda 8 oluyor maksimum. Tamam, şimdi toplamda 7 damage'imiz var. Şunun armor'unu bir kıralım. Çok güzel. End turn. Üç HP'si kaldı. Çok iyi tuttu bizi şu an ama ölecek galiba. Evet. Charge'lı minion bastı. Vay, eleman döküyor elindekileri. Benden fazla kartı var elinde. Çok güzel. Tam beklediğim kart. Bize şu an bir taunt chart. Taunt'umuzu veriyoruz. Şimdi minionları ufaktan temizlemeye başlasak güzel olur. Şunu feda edip şu Ogre'yi alabilirim. 3 damage'li. Çok sıkıntı yapacak çünkü boş bırakırsam. 2 damage vuruyor. 4 vuruyor. 2 alıyor. Şununla bunu alalım.
Ufaklar problem değil. Armor'unu kıralım. Armor kalsın istemiyorum çünkü. Minion'ımızı heal'layıp devam edelim. Taunt. Oo, bu çok benim en nefret ettiğim minyonlardan bir tanesi. Bunun özelliği bütün karakterlere charge özelliği veriyor. Yani bu ortadayken adam bir kart attı ya, charge'lı geliyor direkt, yani kullanabilir. Bunu hemen ortadan kaldırmamız lazım ki kaldırabilecek durumdayım şu an. Ama şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela bana bir şu an bir tane kart geldi. Mind Control. Priest'in en iyi kartlarından bir tanesi. Çok da fazla kart açmadım gerçi, bilmiyorum da. Karşıdaki bir minyonu kendi kontrolüm altına alıyorum. Ki bu bana charge avantajı kazandırır yeni çıkartacağım kartlardan. Ama elimde çok fazla kart olmadığı için daha sağlam bir şeyde kullanmayı tercih ederim. Şöyle bana bir yok edelim. Ve minyonumuzu heal'layalım. Devam edelim. Bana şu an güzel damage'i sağlam minyon lazım. Kartlarım çok az. Amma armor bastım be. Canımı sıktı. Gene mi charge? Taunt olmadığı için doğal olarak hero'ya asılıyor şerefsiz derken, bu kartı da yeni açmıştım. 5 manamızı basalım. Kendimizi healayalım en son. Başkalarıyla oynaması çok eğlenceli oluyor. Adamın ne yaptığını falan gösteriyor hep. Neyi tıkladığını, işte o anda hangi karta baktığını falan. Göreceksiniz. Evet, bizim taunt gitti gene. Güzel bir kart istiyorum. Evet, yine bir priest kartı. Shadow World Death. World of Warcraft'tan bir skill yine. HP'si sona yaklaştığı zaman vurup adama alabildiğiniz bir skill WoW'da bu. Adamı öldüremezsiniz, kendinize damage vuruyorsunuz. WoW'daki halini anlatıyorum. Buradaki olay ise minion'ın damage 5 veya üstü ise direkt öldürüyor. Yani bir nevi execute elemanın bize attığı. Şu taunt'unun bir hakkını alalım. Tekrar heal and turn diyoruz. Adamın da çok fazla kartı kalmadı. Acınası bir şekilde armor basıp duruyor kendine. Yine mi taunt çıktı be kardeşim? Tipik es ya, çok iyi. Çok güzel. Şöyle güzel bir minion atsa da mind control'ü kullanıp alsam. Devam. Vakit kaybettiriyor bana çakal ya, başka bir şey değil. Armor basmalar falan. Murloc Tidehunter, Murloc Scout. Tidehunter'lar attığınız zaman yanında birebir bir tane Murloc Scout summonluyorlar. Fena değil. Güzel bir tank. Damage'i çok yok ama. Yani zaten bana harcayacağımız pek bir şey olmadığı için veriyorum bunu. Ufaktan üzmeye başlayalım. Çok bir ömrü kalmadı zaten. Hayda. Tanıtlar birbirini götürür. İki. Şimdi kullanabiliriz ya. Çok fazla vakti kalmadı adamın zaten. Mind Control'ü basıyorum. Çok büyük bir avantaj ele geçirdim şu anda bunu yaparak. Şunu da kullanalım da bayağı bir heal'layalım. Mana istemiyor nasılsa. Kendimizi yıllayalım ve sanıyorum oyun bitiyor şu an. Evet. Victory. Level atladım. Level 14. Evet arkadaşlar, oyunun mantığı budur. İşte dediğim gibi kartlara alışma mevzusu birazcık. Bütün klasları falan göstereceğim ben size. Normal başkalarıyla online oynayarak da videolar çekeceğim. Sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Yardımcı olduysam ne mutlu bana, olduysam. Bir de konuşabilsem. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Düşünüyorum şu anda.
Unuttuğum bir şey var mı diye. Unuttuğum bir şey herhalde yok. Herhalde yok. Evet, şey söyleyeceğim bir de. Bu oynadığım benim mesela normal difficulty'ye yaydı. Practice kısmından girdim. Deck'imi seçiyorum. Şurada difficulty'ler var. Ben normalle oynadım şimdi. Bir de expert var. Expert yeni açıldı. Level 8'de mi, 10'da mı ne açıldı hatta. Evet, budur. Teşekkür ediyorum. Her gün oyunda kalın.